Sayın Başkan. Evet, rahatsızız Sayın Başkan. Neden rahatsızız biliyor musunuz? Çünkü burada uçaklar kalkıyor, Afrin'e gidiyor. Afrin'de yaşayan köylünün evini başına yıkıyor. Oradaki barajı bombalıyor. Oradaki insanları bombalıyor. Oradaki kadınlar kaçırılıyor. Tecavüze maruz kalıyor. Oradaki işkence ediliyor. İnsanlar kaçırılıyor. İşkenceye maruz kalıyorlar. Çeteler fidye istiyor. Peki bütün bunları yapanları kim himaye ediyor Sayın Başkan? AKP himaye ediyor. Bütün bunları eğitip donatan, lojistiğini veren, parasını veren, sevk eden, onu besleyenler işte burada yanı başımızda duruyorlar. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Suriye'nin boşaltılması ile ilgili iddialara söylemek istediğim bir iki bir şey var. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde, bizim de kendi sınırlarımızda, güneyimizde kurulmaya çalışılan bir terör örgütünün olduğunu ve bunun bir plan çerçevesinde yürütüldüğünü bütün yakın coğrafyamızdaki ülkelerin hepsi çok iyi biliyorlar. Biz bunun için sınır dışı operasyonların yapılmasıyla ilgili bu meclisten yetki alarak o bölgelerin boşaltılması ve terör örgütlerinin yerleşerek bir terör devletinin kurulmasını engelleyen bir devletiz. Askerimiz fedakarca orada güvenliği sağlayarak güvenli bölgeler oluşturmuş durumda. Bunu Türkiye yapıyor. Bu sadece AK Parti'nin bir gururu değil, bunu Türkiye yapıyor. Ve onurlu, güvenli, gönüllü geri dönüş diyerek o savaş ortamında, karda, kışta, tamamlayın lütfen Sayın Usta. Bombaların altından kaçan masum insanların sınırlarımızdan alınmasını anlayamayanlara şunu söylemek istiyorum. Suriyelilerin onurlu, gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşü için güvenli bölgeleri oluşturan yine bizim askerimiz ve o bölgeleri koruyan yine bizim askerimiz ve 500 bini aşkın Suriyeli de kendi topraklarına dönmüş ve yerleşmiş durumda. Hedefimiz sayının daha da arttırılması, güvenli bölgelerin genişletilerek Suriyelilerin Suriye'ye yerleşmesi. Kimsenin toprak bütünlüğünde bir gözümüz yok ama sınırlarımızın dibinde de bir terör örgütünün kurulmasına müsaade etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Filistin meselesinde de Hamas'a terör örgütü diyenler ve onlarla işbirliği yapanların önce dönüp kendilerine bakması, bunun hesabını vermesi gerekir. Teşekkür ederim. Ve bunun bir yolu var. Bugün İmralı Adası'nda artık botların, adaların, gemilerin gitmediği İmralı Adası'ndan bir barış gemisi kaldırmaktır. Ve o barış gemisine 4 yolcu koymaktır. Ve o 4 yolcudan birinin Abdullah Öcalan olduğunu sağlamaktır. Bunu çözmek zorundasınız. Ortada bir hakikat vardır. Bir savaş vardır. 40 bine yakın insan burada yok olup gitmiştir. 40 bin hayatı çözmenin, 40 bin hayatı kurtarmanın bir yolu var. Ve buna rağmen tanesi 50 sent olan bir kurşunu tercih ediyorsunuz. Bir kurşun bir ekmekten daha pahalı. Bir kurşun atacağınıza emeklinin cebine bir tane ekmek koyabilirsiniz. Bir kurşun atacağınıza bugün okula yemek götüremeyen çocuğun cebine bir bardak süt koyabilirsiniz. Ve size oradan laf atmak çok kolay. Çünkü dökülen sizin kanınız değil. Siz buradan emir veriyorsunuz. Bedelli askerlik yaptırdığınız çocuklarınız ölmüyor. Başkasının çocukları ölüyor. Bugün Afrin'de evet işgalcisiniz. Afrin'i cihatçı kaynatma bölgesine çevirdiniz. Kürtlerin yaşadığı bölgede Kürt'ün zeytin ağacını kestiniz. Kürt'ün dilini kestiniz. Kapmışsınız orayı. Hiçbir yere yayılma amacımız yoktur diyorsunuz. Belediyeniz oranın çöpünü niye topluyor? FDD'niz niye orada? Urfa valisi niye bunu yapıyor? Tek yaptığınız şey yayılmak. Yayılıyorsunuz. Bu yerel seçim de gösterdi ki dağılıyorsunuz, gidiyorsunuz ve halkı dinlemediğiniz için, size dostane gelen bu eleştirileri dinlemediğiniz için dağılmakla kalmayacaksınız, yok olacaksınız. Buyurun Sayın Usta. Parti sözcümüz Ömer Çelik'in söyledikleriyle ilgili o konuşmanın tamamıyla ilgili bir bilgi notunu paylaşmak istiyorum. Evet, 2015 yılında gazeteciler soruyor, İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecinde bir dönem mi var, bir anlaşma mı var diye soruyorlar. Bunun üzerine Ömer Çelik diyor ki, bakın, İsrail devleti ve halkı dostumuzdur diyor. Bizim ülkemizde de yaşayan Yahudi insanlarımız var, vatandaşlarımız var diyor. Ve şunu ekliyor, bizim tepkimiz bugüne kadarki
tavrımız, eleştirimiz İsrail hükümetinin aşırı davranışlarını meşru görmediğimiz davranışlarıdır diyor. Türkiye'nin süreçte İsrail'den 3 beklentisi olduğunu şöyle belirtiyor Sayın Çelik. Bir, özür dilemesi, tazminat ve Gazze'den ambargonun kaldırılması. Bu 3 şarttan ilki yerine geldi. Diğer ikisi henüz gelmedi. Türkiye'nin bu 3 şart... Tamamlayın Sayın Usta. Normalleşme sağlıklı bir süreç olur. Şimdiye kadar gelinen noktada imzalanmış bir şey yok. Bu 3 şartın yerine gelip gelmeyeceğine bakacağız diyerek açıklamasını tamamlıyor. O zaman da aynı tutum ve davranışla hükümetlerin yaptığı bu aykırı davranışlar, katliamlarla ilgili bakanımızın, o dönemki parti sözcüğümüzün açıklamasının tamamı da budur. Diğer meselemiz, hala Suriye'de neden olduğumuzu anlamayıp askerimizin orada ne görev yaptığını anlamayanlara artık söylenecek söz bulamıyoruz. Neden oradasınız, neden oranın çöpünü topluyorsunuz diye soruyorlar. Orada güvenli bölge oluşturmak, orada ne IŞİD'in, ne PKK'nın, ne DHKPÇ'nin, ne de başka bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Orayı sınırlarımızın güvenliği açısından korumaya da devam edeceğiz. Siz istediğiniz kadar rahatsız olun, istediğiniz kadar bunlardan hoşlanmayın ama... Buyurun Sayın Koç Yiğit, sonra size vereceğim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Şimdi Sayın Usta, gerçekten aslında savaş suçu sayılacak şeyleri, ki Birleşmiş Milletler'in raporlarına girdi, Türkiye ve onun himaye ettiği çetelerin özellikle de Afrin'de işlediği suçlar bütün uluslararası raporlarda var. Tecavüzden insan kaçırmaya, fidye istemeye, mala çökmeye, demografik yapıyı değiştirmeye kadar, dünya kadar suç işliyorlar. Ve orada kimi himaye ediyorlar biliyor musunuz Sayın Başkan? El-Nusra'yı, El-Kaide'yi, ne kadar cihatçı örgüt varsa hepsini götürdüler. Kürtlerin yaşadığı coğrafyaya doldurdular. Afrin'i, Gresip'i, Serekani'yi işgal ettiler. Ve şimdi burada utanmadan, sıkılmadan gelmişler. Bu işgali güvenlik sağlıyoruz. Sınırlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diye savunuyorlar. Bakın. Biz açık ve net söyleyelim. Açık ve net söyleyelim. Orada altyapıyı... Tamamlayın Sayın Koç Yiğit. Barajları, okulları, hastaneleri, elektrik tesislerini, yani bir savaşta bile korunması gereken yerleri vurdular. Ve bunu bugün burada savunacak kadar da akıldan, izandan, vicdandan, ahlaktan yoksun bir siyasetle karşı karşıyayız. Şunu söyleyelim, şunu söyleyelim. Kürtler sizin marabanız değil. Siz Kürt'ün coğrafyasını bombalayarak, insanını öldürerek, çocuklarını katlederek ayakta kalmaya çalışıyorsunuz. Biz buradan söylüyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Orası bizim coğrafyamız ve siz bizim coğrafyamızda işgal yapamazsınız. Kürtlerin topraklarını işgal edemezsiniz. Çok açık ve net şunu söylüyorum. Siz Suriye'de işgal ediyorsunuz Kürtlerin coğrafyasını. Oraya çeteleri doldurdunuz. Çeteleri, çete... Öncelikle Bülent Bey müsaade eder misiniz? Bülent Bey bir müsaade eder misiniz? İsrail devleti şu anda bir terör devletidir. Ve bu devletle de mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti olarak biziz. Bizden başka dünyada İsrail'i Türk terör devletidir diye ilan eden kim var Allah aşkına? Bir, Türkiye, onu açıkladık ama işinize gelmiyor. Açıkladık ama işinize gelmiyor. 2015'teki konuşmayı söylüyorsunuz. Konuşmanın tamamını söylememe rağmen işinize gelmiyor. Buyurun istediğiniz gibi algılayın. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye işgal devleti veya işgal diyenler bu ülkede PKK ile işbirliği yapıp öğretmenimizi... Tamamlayın Sayın Usta. Askerimizi... Sayın milletvekilleri... Konuşan sayın sizin grup başkan vekiliniz. Askerimizi şehit eden, Yasin Börü'yü şehit eden, arkadaşlarını şehit eden, Kobani'deki olayları bahane edip insanları sokağa döküp milyonlarca insanın hayatını tehdit altında sokan PKK terör örgütünün kendisidir. O dönemin siyasi örgütü olarak başında bulunan, kendisini
sokağa çıkın diye millete tweet atıp davet eden Selahattin Demirtaş'ın da kendisidir. Şimdi çıkın. Masum insanları öldürdükten sonra gelip burada Kürtlerin hakkını biz savunuyoruz diyecek kimsenin yüzü olamaz. Buna da müsaade edemeyiz. Bu ülkede Kürtleri sizin zulmünüzden kurtaran, PKK'nın zulmünden kurtaran biziz. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Ve Türkiye'ye hiç kimse işgalci diyemez. Çok rahatsızlar. Orada bir PKK terör örgütü devleti kuramadıkları için. Sayın Koçyiğit, son defa sataşmaya mahal vermemek üzere söz vereceğim. Buyurun. Sayın Başkan. Evet, rahatsızız Sayın Başkan. Neden rahatsızız biliyor musunuz? Çünkü burada uçaklar kalkıyor. Afrin'e gidiyor. Afrin'de yaşayan köylünün evini başına yıkıyor. Oradaki barajı bombalıyor. Oradaki insanları bombalıyor. Oradaki kadınlar kaçırılıyor. Tecavüze maruz kalıyor. Oradaki işkence ediliyor. İnsanlar kaçırılıyor. İşkenceye maruz kalıyorlar. Çeteler fidye istiyor. Peki bütün bunları yapanları kim himaye ediyor Sayın Başkan? AKP himaye ediyor. Bütün bunları eğitip donatan, lojistiğini veren, parasını veren, sevk eden, onu besleyenler işte burada yanı başımızda duruyorlar. Şimdi de utanmadan kalkmış. Sayın milletvekilleri, birleşime 10 dakika ara veriyorum. Grup başkan vekillerini de arkaya davet ediyorum. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.